Ne kaçakçılığı? Neyin kaçakçılığı? Bir paket sigaranın kaçakçılığı mı olur? Buralarda trilyonları götürürken, devletin cebindeki şeyleri çarçur ederken, yağmalarken, vergi kaçakçılığı yaparken kaçakçılıktan bahsetmiyorsunuz. Bir ekmek parası için kendi toprağında, kendi köyünün 2 kilometre ötesine gitmiş diye buna mı kaçakçılık diyorsunuz? Bu mu sizin vicdanınız? O köylülerin gidin görün, anlamak istiyorsanız görün. Köylülerin evi Türkiye sınırında, tarlaları Irak sınırı sayılan yerdedir. O köylüler her gün sizin deyiminizle kaçak olarak sınırı geçip tarlalarında ekim biçiyorlar, hayvan otlatıyorlar. Ne sınırı, neyin kaçakçılığı? Yok mu vicdanınız sizin? Yok mu insanlığınız? Ve senelerdir orada karakolun gözü önünde, devletin bütün yetkililerin bilgisi dahilinde, gün ortasında açıkça yapılan bir faaliyeti bilmedik, görmedik, terörist zannettik, operasyon kazası oldu demek için vicdanlarınız bu kadar mı köreldi? Bu kadar mı insanlığınızdan çıktınız? İnsan 35 canın, 19'u çocuk olan 35 canın öldüğü bir ortamda bir trafik kazasıysa bile dili varmaz ne yapalım bir kazı olmuş demeye. Önce bir vicdan muhasebesi yapar. Önce kendi insanlığını sorgular. Önce yaşanan acıyı paylaşmayı bilir. Önce üzüntü duyar. Ama biz bu hükümetten 20 saat sonra operasyon kazası duyduk. Kimsiniz be? Kimsiniz siz? Nasıl 35 kişinin katliamı karşısında, ölümü karşısında bu kadar umursamaz, bu kadar haddini bilmez, bu kadar insanlıktan çıkmış olabiliyorsunuz? Önce çıkacaksınız, özür dileyeceksiniz, af dileyeceksiniz, üzüntü duyacaksınız, insansanız eğer, vicdanınız varsa eğer. Ama bunu yapmadan sanki sinek ölmüş, sanki 2 tane tavuk ölmüş gibi operasyon kazası diyorsunuz. Utanın, utanın. İcap edin. Kendinizden utanın. Ne terörü, ne terörle mücadelesi. 90 yıldır bu memlekette terörle mücadele diye yapmadığınız katliam mı kaldı? 90 yıldır eşkıyayla mücadele, şakiyle mücadele, isyancıyla mücadele, teröristle mücadele adı altında bir halkla mücadele ediyorsunuz. Bir halkı katlediyorsunuz. Kürt halkını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ortada terör merör sorunu yok. Herkes bunu çok iyi biliyor. Herkes bunu çok iyi biliyor. Nasıl alakası yok 30 yıldır? 30 yıldır bu memlekette ne yaşanıyor? Orada ölenler kimin çocukları? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Sordunuz mu vicdanınıza? Bu ülkenin genel kurmayı bile, bu ülkenin genel kurmay başkanı bile çıkıp dedi ki 40 bin kişiyi öldürdük, 5 kere boşalttık dağlar ama bu sorun bitmiyor. Siz hala bu gerçeği anlamadınız mı? Orada bir halk var, bir halk. Bir halkın hakları var. Bir halkın inkar edilen kimlik sorunu var. Kürt sorunu var. Terör sorunu yok. Ve bir de insanlık sorunu var. Bir de vicdansızlık sorunu var. Sorun budur işte, bunu göreceksiniz. Bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını soracağız. Bu katliamı göz göre göre gündüz vakti katırlarıyla karakolun gözü önünde gitmiş 35 canı dönüşte katlederek Kürt halkına gözdağı vermeyi düşünenler görecekler ki bu katliamın altında kendileri kalacaktır. Kimsenin ölümden korkusu yok. Ölümden öte köy mü var? Önemli olan vicdanını yitirmemektir. Önemli olan insanlığını yitirmemektir. Önemli olan bu ülkede barış içerisinde kardeşçe ama eşit olarak yaşayabiliriz demektir. Bu eşitlik duygusunu kabul edebilmektir. Neyin üstünlüğünü taslıyorsunuz bize? Neyiniz bizden fazla? Türklerin neyi Kürtlerden fazla? Hitler'in, Almanların, Yahudilerden neyi fazlaydı? Hepimiz insanız insan. Ortak paydamız budur. İnsanların da hakları vardır. Kimlik hakları da bunlardan birisidir. Bunu kabul edeceksiniz. Bunu göreceksiniz. Bu ülkede eşit yurttaş olarak özgürce herkes kendi kimliğiyle
özgür yurttaşlık haklarına sahip olarak yan yana onurlu bir yaşamı paylaşabilir. Ama onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Asla. Bin kere katliam yapsanız da kabul etmeyeceğiz. Kimliğimizden vazgeçmeyi, kültürümüzden vazgeçmeyi, insanlığımızdan vazgeçmeyi bin katliam yapsanız da tercih etmeyeceğiz. Şunu çok iyi bilin. Bunu vicdanı olmayanlara söylüyorum. Bunu insanlığı olmayanlara söylüyorum. Bu katliam karşısında suskun kalıp edebiyat yapanlara söylüyorum. Kes sesini, kes sesini. Katliamı lanetleme cüretini göstermemişsin sen. Kes sesini. Birileri bize diyor ki kök salmanıza izin vermeyeceğiz. Neyin kök salması? Neyin kök salması? Biz tamam, bu topraklarda bin yıllardan beri varız. Köklerimiz o kayaların, o taşların, cudinin, kabarın, ağrının, muzurun ta en derinliklerindedir. Buradayız. Tarihten beri varız. Bundan sonra da var olacağız. Neyin kök salmasıdır? Köklerimiz burada zaten. Atalarımız burada, dedelerimiz burada, mezarımız burada, dilimiz burada, kültürümüz burada. Neyin kök salmasına izin vermiyorsunuz siz ya? Haddinize mi ya? Bu ne biçim cümleler ya? Bu cümleleri kuranlar utansınlar. Bu cümleleri kuranlar bu ülkede bin yıllardan beri bu topraklarda yaşayan Kürt halkının varlığını inkar eden zihniyetin bugünkü göstergesidir. Tamam, bir iki dakika içinde toparlayın lütfen. Bu öfkemi bir kadın olarak, bir insan olarak, bir anne olarak haklı görüyorum. Ben gittim. Ben yaşadım. Ben orada o kadınlara sarıldım. İki kardeşini, üç kardeşini yitirmiş kızlara, genç kızlara sarıldım. Ne yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Yüreğiniz varsa, insanlığınız varsa özür dilersiniz. Acılarını paylaşırsınız. Siz de gidip onlarla kucaklaşırsınız. Ama operasyon kazasıdır. Terörle mücadeledir. Devam edecek. Kök salmalarına izin vermeyeceğiz gibi laflarla bu halkın yanına yaklaşamazsınız. Bu kadar açıktır. Bu kadar açık. Nerede durduğunuzu bileceksiniz. Her insan kendi yerini kendisi tayin eder. Duruşuyla, söylemiyle, politikasıyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla kendi yerini kendisi tayin eder. Bu İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar uluslararası hukukun el verdiği bütün olanakları da kullanarak bunun hesabını soracağız. Buna emir verenler, talimat verenler, bombaları yağdıranlar, o çocukların, o gencecik fidanların bedenlerini paramparça edenler bu halka hesap verecek. Birileri çıkıp diyor ki, kasıt yok. Özür de yok, tazminat var. Utanın be, utanın be. Bizim kültürümüzde buna ne diyorlar biliyor musun? Kan parası. Param varsa cinayet işlerim, parasını öder üstünü kapatırım. Şimdi devletim, gücüm var, cinayet işlerim, parasını ver üstünü mü kapatırım diyorsunuz. Utanın be.